Bu evrende yalnız mıyız? Bu sır halen tam çözülebilmiş değil. Ama UFO manzaraları, meteoritler ve gizemli uzay fotoğrafları uzaylıların varlığının olabileceği yönünde. Şimdi uzaylı yaşamın olabileceği en muhtemel 7 yere bakalım. 7 numara, Orion Nebulası. Nebula, uzayda geniş alanlara yayılmış olan toz ve gazlardan oluşan bulutsu yapılara verilen isimdir. Orion Nebulası uzayda çıplak gözle görülebilen en parlak nebuladır. Dünyaya yaklaşık 1500 ışık yılı uzaklığındadır. Avrupa Uzay Ajansı'nın Herschel Teleskobu Orion Nebulası'ndan metanol, su molekülleri, karbon monoksit ve hidrojen siyanür gibi pek çok can kurtaran parçacık keşfetti. Bu da burada yaşam olabilir anlamına geliyor. 6 numara. Güneş sistemi dışındaki diğer gezegenler. Evrende dünya benzeri pek çok gezegensel oluşum vardır. Bu gezegenler birçok organik parçacık içerir. Bulundukları galaksilerde güneş gibi yıldızların olması yaşam olasılığını güçlendiriyor. NASA, güneş büyüklüğünde yıldızların etrafında dönen 40 milyar dünya büyüklüğünde gezegenin yaşam sürdürmek için yaşanabilir bir ortama sahip olduğunu tahmin ediyor. 5 numara, Enceladus. Enceladus, Satürn gezegeninin 6. büyük ayıdır. NASA'nın Cassini uzay aracı kayıtları Enceladus'un karmaşık yaşam formlarını taşıdığını gösteriyor. Cassini uzay aracı Enceladus'un yüzeyinde karbon, hidrojen ve oksijen keşfetti. Enceladus'un yüzeyinin altında sıvı su varlığı olduğu belirlendi. Enceladus'ta metan ve organik bileşikler bulundu. Bu da Enceladus'ta yaşam olasılığını güçlendirdi. 4 numara, Titan. Titan, Satürn'ün en büyük ayıdır. Uzay bilimine göre soğuk gezegenler yaşam formları tutmaz. Ancak NASA'nın elde ettiği verilerde bu ayın yaşam kökenine yol açan birçok organik bileşen içerdiğini gösteriyor. 2005 yılında Titan'a inen Huygens uzay aracı suyun varlığını keşfetti. Metan ve birçok minerallerin varlığı bulundu. 3 numara, Kalisto. Kalisto, Jüpiter'in ikinci en büyük doğal uydusudur. Uzay bilimcileri Kalisto'daki suyu keşfedene kadar onu ölü ay olarak adlandırıyorlardı. NASA'nın Galileo uzay aracı Kalisto'nun dalgalanan bir manyetik alana sahip olduğunu keşfetti. Kalisto meteoritleri amino asitler ve birçok karbonik içeriyor. Kalisto'nun kayalık kısımlarında mineraller ve organik bileşikler keşfedildi. Ve Kalisto düşük bir radyasyon düzeyine sahip olduğu için yaşam sunabilir anlamına geliyor. 2 numara, Europa. Europa, Jüpiter'in doğal uydularından biridir. Europa, Güneş sistemindeki en yumuşak yüzeye sahip yerdir. Ağırlıklı olarak oksijen içeren hafif bir atmosfere sahiptir. Europa'da buz yüzey vardır, ayrıca bir yeraltı okyanusu da bulunur. Europa'daki okyanuslar, kimyasal zenginlik nedeniyle su altı yaşamını destekleyebilir. 1 numara, Mars. Kızıl gezegen, uzaylı yaşamı öğrenmek için Güneş sistemi üzerindeki en uygun yerdir. Dolayısıyla dünya dışı yaşamın en çok araştırıldığı gezegendir. Büyüklüğü ve atmosferi son Mars görevleri tarafından toplanan verilerle birlikte gezegende hayatın mümkün olduğunu göstermektedir. Mars'tan dünyaya gelen asteroidler mikrofosiller içeriyor. Bu da Mars'ta antik hayat olabilir anlamına geliyor. Mars toprağı üzerinde yapılan deneyler Mars yüzeyinin mikroorganizmalara sahip olduğunu iddia ediyor. Kurutulmuş nehir yatakları, volkanlar, buz örtüleri ve mineraller bulunuyor. Phoenix uzay aracının topladığı buz fotoğraflarında Mars yüzeyinde suyun olduğu kanıtlanmış bulunuyor. Videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğene basmayı, devamının gelmesini istiyorsanız yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.